Biz bir süredir çalışmalarımıza başladık İstanbul'da. 1 Mart'ta da seçim deklarasyonumuzu açıkladık. Elbette seçim deklarasyonumuzun çokça tartışılmaya ihtiyacı var. Halkımızın da deklarasyonumuz vasıtasıyla bizim ne dediğimizi bilmeye, öğrenmeye ihtiyacı var. Ve bizim de bunu her yol ve yöntemle anlatmaya ihtiyacımız var. Umarım sizinle yapacağımız bu sohbette buna katkısı olacaktır. Şimdiden hepimize başarılar diliyorum. Kampanyamız 2 haftayı aşkın bir süredir devam ediyor. Çeşitli vesilelerle kamuoyuna da konuştuk. Röportajlar, televizyon programları, ziyaretlerde İstanbul'a dair, kampanyamıza dair ve burada aylık meselemize dair genişçe beyanlarımız oldu. Fakat bu özgün buluşmayı biraz da sizlerle hem geniş bir şekilde temas etmek, sohbet edebilmek, sizin sorularınızı alabilmek, hani bu konuda yanıtlamaya çalışmak, yanıt olmak ve İstanbul'a dair geleceği, seçimleri, bu yarışı, rekabet ortamını, DEM Parti'yi birebir bizden dinlemeniz, bizimle sohbet etmenizi tercih ettik. Çeşitli basın kurumlarıyla, ajanslarla buluşuyoruz ama bu buluşmada belki de birlikteyiz. Yani diğer basın mensubu arkadaşlar da hani soruları duymuş olacak ve yanıtlarımızı bizden duyacak. Ne yazık ki bazı ajanslar, medya grupları bizsiz, hani geçmişte HDP'yken, ismimiz değişmediymişken, HDP'siz HDP'yi konuşmak büyük bir ekol haline geldi. Şimdi de DEM Parti, DEM Parti olarak konuşuluyor. Bizi bizden duyun istedik açıkçası. Ne düşünüyoruz, ne iddia ediyoruz, bu kampanyamız neleri kapsıyor? Konuşmak istedik. Diğeri de genel bilgi olarak şunu paylaşabilirim. Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde, yani birkaç il istisna adaylarımızı çıkarttık. Bu 31 Mart'ta DEM Parti olarak bu yarışta varız. Yerel yönetim iddiamızla, yerinden demokrasi, yerel demokrasi güçlendirme iddiamızla ve siyasi perspektifimizle alanlarda olacağız. Yani Kürt illerinden Batı'ya, Ege'ye, Trakya'ya, İç Anadolu'ya kadar her yerde adaylarımızla bu seçimde DEM Parti'nin yerel yönetim perspektifini de anlatıyor olacağız. İkinci bir temel ilkemiz vardı, kent uzlaşısı. Bu çok tartışılan bir başlık. Bazı yerlerde de kent uzlaşısı temelinde seçimlere giriyoruz. 2019'da bir defaya mahsus böyle bir karar aldık. 14-28 Mayıs'ı da zaten basın mensupları biliyor. İhtiyaç duyulursa onu da açarız. Fakat bu seçimde kaybettirme ya da kazandırma gibi bir stratejimiz yok. Bir perspektifimiz yok. Kazanma stratejimiz var. Kendi iddiamızla, kendi politik perspektifimizle bu seçime giriyoruz. Tabii ki İstanbullu bir yurttaşa gittiğimizde İmamoğlu'na oy vermeyin, bize oy verin demiyoruz. Bize oy verilmesi gerektiğini, neden farklılıklarımızı anlatıyoruz ve geçen süre zarfında yaşananlar tabii ki yakın tarih ama çok önemli derslerle dolu bir tarih aynı zamanda. Diğer partilerin kadın meselesinde, kadına yönelik ayrımcılıkta, kadına yönelik şiddette, kadınların siyasetteki temsilinde, kadınların irade olarak siyasette var olmasına dair politikalarını sadece eksik bulmuyoruz, çok eksik buluyoruz, yetersiz buluyoruz ve kesinlikle diğer bütün partileri total olarak bir tarafa koyuyorum ve diyorum ki bu yaklaşımla, yani iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'de kadına yönelik ayrımcılık son bulmayacağı gibi kadına yönelik şiddet de azalmaz ve kadınların siyasetteki temsili artmaz, karar mekanizmalarında yer alamazlar. Deprem hem İstanbul'un hem de tüm Türkiye'nin temel bir sorunu. Biz hep şunu söylüyoruz. Bu coğrafyada atılan her adım, istisnasız atılan her adım, yani siyasi, iktisadi, ekonomi, yani siyasi, iktisadi, sosyal, ne derseniz adına atılan her adım deprem gerçeğini dikkate alarak atılmalıdır. Fakat bugün herhalde
Hepimizin ortaklaştığı bir şey var ki İstanbul'da ve tüm Türkiye'de depremle ilgili atılan tek bir adım yok. Yani yeni açılan inşaatlar dışında, betonlar dışında tek bir adım yok. İstanbul içinde yani 20 yıldır bu kenti işte AKP ve CHP belediyeleri yönetti. Ama şu anda çıplak bir gerçek var. İstanbul deprem karşısında %100 savunmasız. %100 savunmasız. Biz bunun bir anlayış sorunu olduğunu düşünüyoruz. Bir tercih sorunu olduğunu düşünüyoruz. Deprem meselesine yaklaşımımız bizim bu. Yani siz doğadan ve halktan yana, halkın sağlığından yana bir bütçe oluşturur ve bunu uygularsanız en başta atılması gereken ilk adımı atmış olursunuz. Şu anda depremin en büyüğü bu şantiyeci anlayış, betoncu anlayış, rantçı anlayış. Depremin en büyüğü bu. Yoksa deprem biliyorsunuz öldürmüyor. Öldüren şey depreme hazırlığı rantsal yürüten siyasi sermaye iktidarlarıdır. 1 Nisan'dan sonra ne olacağını bir kehanette bulunmaktan ziyade bugün ne yaptıklarımız belirleyecek. Şu çok açık ki 1 Nisan'dan sonra ülkedeki yoksulların, işçilerin, emekçilerin, halklar açısından çok esaslı bir değişimin beklenmediğini görüyoruz. AKP'nin ekonomik modelinin emek ve doğa sömürüsü üzerine kurulu olduğu, savaştan beslendiği, emperyalist eksenler arasında pimpon topu gibi gidip gelmekten, orada fırsatları değerlendirmekten ibaret olduğu, savaş sanayisini geliştirmekten ibaret olduğunu bildiğimiz üzere, dolayısıyla bu temel politikalarda eğer biz bir değişim örgütleyemezsek 1 Nisan'dan sonra esaslı bir değişimi beklememek lazım. Biz kayyumlar atandığında aslında şu sözü çok kurduk. Bugün Kürt illerine kayyum atanıyor. Bu yarın Türkiye'nin her tarafına sirayet eder. Bu nedenle mücadelede ortaklaşmak, bu mücadeleyi yükseltmenin önemini defaatle ifade ettik ve maalesef şu anda yerel yönetimlerin yetkileri bir kısıtlanıyor. Yani merkezi iktidar birçok yetkiyi aslında almış durumda. Hani bu zaman zaman gazetelerde tartışılıyor ama çok güçlü bir tartışmada yaşanmıyor. Yani şu sorunuz bile içinde bulunduğumuz sistemin, ortamın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Bu bizim temel mücadele gerekçelerimizden biri. Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı sağlandı. Bunu ilan ettik zaten. Ve kent uzlaşısı yaklaşımımız sadece İstanbul'a ilişkin değil, Adana'da da, İzmir'de de bu zorlandı. Uzun görüşmeler yapıldı. Örneğin Mersin'de çok yakınız, çözülmüş olması lazım. İşte büyük illerde Esenyurt dışında bir kent uzlaşımız yok. Bu parti olarak bizim kararımız. Hani 17 ilçede girdik ve büyük şehirde girdik. İddiamız bu konuda ciddi. Kent uzlaşısı da partilerle ittifak yapmak değil. Bu konuda biz tabii ki yeni bir kavram. Bunu hani anlatmak, anlaşılır kılmak bizler açısından da kolay değil ve hani Türkiye'deki herkesin bunu böyle bir anda bir hap gibi yutup kabul etmesi de tabii ki beklemiyoruz ama biz hakikaten yerel demokrasiyi çok önemsiyoruz. Yerinden yönetimi çok önemsiyoruz ve o kentte, o ilçede yaşayan herkesin hani bir ortaklaşması yönetimde, başkan adaylığında, meclis üyeliklerinde yaklaşmasını esas aldık ve uzlaşıyı esas aldık. Bunlardan dediğim gibi mesela Esenyurt bunu yakaladı, Mersin yakaladı, Adana ve İzmir yakalayamadı gibi. Hani bunu böyle örnekleyebilirim. Partiler değil sadece. Yani oradaki kadın derneklerinden gençlik örgütlerine kadar, odalardan vakıflara kadar, STK'lara kadar, inanç kurumlarına kadar herkesin aslında tartışıp, olgunlaştırıp bir neticeye bağlaması. Hani biz böyle bir yönetim istiyoruz. Bu konuda hepimiz aynı noktada buluşuyoruz gibi bir uzlaşı zemininden söz ediyoruz.